Aşağıda verilen tabloda karbohidrat çeşitleri numaralandırılmış. Hangisi yanlıştır? İnsana sindirim kanalında 2, 3, 5 ve 6 numaralı besinler yapı taşlarına dönüştürülür. 2, nişasta evet, sükroz evet, sükraz enzimiyle. 5'e bakıyorum maltoz, maltazla, glikojen yine nişasta ile glikojen amilazla sindirilir. Galaktoz zaten yapı taşı, selülozu sindiren enzimimiz yok. 1, 2, 3, 4, 5 numaralı besinler bitki hücrelerinde bulunabilir. Galaktoz bulunur. Nişasta depodur. 3, sükroz, evet. 4, şeperdedir bitkide. 5 de bulunabilir. Bu ifade de doğru. Lütfen şu galaktozu unutmayalım. Galaktoz her ne kadar süt şekeri olarak bilinse de sonuçta fotosentezle üretiliyor. 2 ve 6 aynı sayıda glikozun farklı çeşitli bağlarla bir araya gelmesiyle oluşmuş olabilir. Şimdi 2 ve 6'ya baktığınız zaman 2 de alfa glikozit bağı vardı. Ama glikojende de alfa glikozit bağı var hocam. Çünkü bunlar depo polisakkariti. Peki 2 ve 4 bitkilerde üretilirken 6 hayvanlarda üretilir. Nişasta sellos bitki. Evet glikojen hayvan olabilir. Glikojen başka kimde var? Bakterilerde, arkelerde, mantarlarda değil mi? 3 ve 5 disakkaritler grubuna girer. Sükroz, glikoz artı fruktoz, maltoz, glikoz artı glikoz bu ifade doğrudur. Glukozun yapısına katıldığı bazı besinler verilmiş. Bu besinlerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? A ve B besinleri bitkisel kaynaklıdır. Sükroz, selüloz. Evet, selüloz bitkilerde çeper. Sükroz da hani normalde disakkarit olarak depolanabilir ama aynı zamanda bitkilerin iletim dokularında da sükroz bulunur. Glukoz artı fruktoz olarak eee taşını biliyorsunuz. Daha doğrusu glukoz artı fruktozdan oluşuyor. Peki C ve D kitin eklem bacaklarının dış iskeletinde D depo polisakkariti. C yapısal D ise depodur. Kitin yapı D depo. Diğer besinlerden farklı olarak B'nin yapısında fruktoz bulunurken C'nin yapısında azot molekülü bulunur. Bu ifadeye baktığımızda glikoz artı fruktoz, evet sükroza baktığımızda glikoz artı fruktoz, C'de azot içeren tek polisakkarit bu ifadede de doğrudur. Karbohidratlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Karbohidratlar şeker sayılarına göre monosakkaritler karbon sayısına göre ayrılır denmiş. Şimdi monosakkarit dediğimiz zaman işte 3 ila 7 karbon arasında değişir. Tabi biz müfredatımızda 5 ve 6 karbonlara önem veriyoruz. Karbohidratlar şeker sayısına göre monosakkarit, disakkarit, polisakkarit olarak ayrılıyor. Bu ifade doğru. Monosakkaritler özümleme reaksiyonu ile üretilirken disakkarit ve polisakkaritler dehidrasyon reaksiyonu üretilir. Şimdi burada mesela şöyle bir ıı, şeyi dikkat etmek için sorduk bu soruyu. Dehidrasyon su açığa çıkan reaksiyonlardır. Monosakkaritler ise kemosentez ve fotosentez reaksiyonlarıyla üretilir. Orası dehidrasyon değil. Şimdi dehidrasyon da bir özümlemedir. Normalde hepsi özümlemedir ama dehidrasyonu spesifik olarak ayırma sebebi Sonuçta fotosentez ve kemosentez gibi bir reaksiyon değil. Monosakkaritler hücre zarından direkt geçerken polisakkaritler direkt geçemez. Ki monosakkaritlerin de özellikle taşıyıcı proteinlerle zardan direkt geçtiğini bilmekte fayda var. Cevabımız E seçeneği. Verilen tepkimelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım laktoz suyla parçalanmış X olayı hidroliz. Peki... Glukoz glikojene çevrilmiş Y olayı dehidrasyon. X hidrolizi Y dehidrasyon. Glikozit bağ X tepkimesinde yıkılırken Y tepkimesinde kurulmuş. X tepkimesinde ATP açığa çıkmış. Hayır. X tepkimesinin ATP ile bir işi yok. Hidroliz zaten orası. Y tepkimesinde ama ATP harcanır. Fakat tüm cümle doğru değil. Cevap 1 ve 2 olacak. 5 karbonlu monosakkaritlere pentoz denir ve riboz ile deoksirboz olmak üzere 2 çeşit. Hangileri doğru? Yapılarında eşit sayıda karbonhidrojen, oksijen var. Hayır. C5, H10, O4. Bakın e, deoksiriboz formülü bozuyor. Oksijen eksik. Zaten adı öyle. Deoksiriboz. Solunumda birinci dereceden enerji vericidir. Hayır. 5 karbonlar enerji vermez. Nükleik asitlerin yapısına katılır. Katılır. Riboz RNA'nın, deoksiriboz DNA'nın. Sükroz, laktoz ve maltozun sentezleri harflendirilerek gösterilmiş bu denklemlere göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi mantık olarak burada disakkaritleri yazmışız. Şimdi iki tane aynı disakkarit birleşmiş. A burada direkt glukoz oldu. Otomatik olarak B ne oldu? Maltoz oldu. Şimdi A burada glukoz. Tamam kabul. Ama D ile F Nedir bilmiyorum fakat olabilirlik sorusu o yüzden biraz daha böyle geniş yaklaşacağım soruya. A glukoz B maltozdur doğru. F fruktoz ise G sükrozdur. Şimdi bakıyorum glukoz artı fruktoz hop sükroz buradaki C ortak olduğuna göre C de burada su değil mi? O zaman bu ifade tamam. D laktoz ise E galaktozdur denmiş. Ee, hocam olur mu öyle şey? E laktoz olacak değil mi? Algıda seçicilik glukoz artı galaktoz laktoz olur. C, A ile D veya A ile F arasında kurulan bağ sonucu açığa çıkan sudur. Sonuçta bir dehidrasyon reaksiyonu. Buralarda hidrojen bir daha doğrusu bir molekülün hidrojeni ile öbür molekülün hidroksil grubu birleşecek ki oradan su açığa çıkacak hatırlayın konuyu ve arada bir glikozit bağı oluşacak. Bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen polisakkarit sentezi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Glukozun fazla hayvan hücrelerinde glikojen olarak, bitki hücrelerinde ise selloz olarak depolanır. Güzel başladı, kötü bitirdi. Selloz olarak değil, nişasta olarak depolanır. Polisakkaritlerin yapısında monomer olarak glukoz bulunur. Yani normal şartlarda bitki ve hayvan hücrelerinde temelde sentezlenen, e, polisakkaritler müfredatımızdaki polisakkaritlerden bahsediyorum. Nedir işte? Nişasta, selloz. E, glikojen gibi polisakkaritler ya da işte hayvanlardaki kitin, bazı hayvanlardaki kitin değil mi? Şimdi baktığınız zaman şu size öğrettiğimiz 4 tane polisakkaritin temel ortak yapı taşı glukoz. Hocam öğretmediklerinizde ne var? Boş verin. Kullanılan monomer sayısı kadar glikozit bağı kurulur. Hmm, şimdi hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Eğer 100 tane glukoz söz konusu yerde bağlanma yapıyorsa, mesela bakın glukoz, 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 4 tane glukoz kullandım ama 3 tane bağ var. Demek ki glikozit bağı monomer sayısı kadar değil. O yüzden cevabımız ne oldu? Yalnız 2. Yapı taşına monosakkarit denir karbohidratların. Monosakkaritlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 5 karbonlar solunumda enerji verici olarak kullanılmaz. Pentozlar bunlar. Riboz, deoksiriboz'u enerji verici olarak kullanmıyoruz. 6 karbonları bitki veya hayvan üretir. Şimdi glukoz, galaktoz, fruktoz bunlar Nedir hocam? Bunlar özellikle fotosentez reaksiyonları sonucunda üretilir. Yapılarında birer tane glikozit bağı var. Hayır, glikozit bağı e, yani monosakkaritler arasında oluşturulur. Tek başına bir tane monosakkarit olsa olsa hidrojen bağları, karbonhidrojen bağları bulunur. Hidrolize uğradıktan sonra hücre geçebilir. Adamlar zaten monosakkarit. Ne hidrolize hocam? Yıkılacaklarsa da solunumla yıkılırlar. Yukarı, yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen atomları bulunur. Doğru. Zaten CN H2N, o N kapalı formülüne sahiptir bu arkadaşlarımız. Hocam 6 karbonlar, hekzozlar, glukoz, galaktoz, fruktoz, hegzo çeşitleriyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birbirlerinin izomeridirler. Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı. Hepsi C6, H12, O6 kapalı formülüne sahip ki burada da onu söylemişiz. K hücresel sonlu birinci sırada enerji verici olarak kullanılır. Şimdi mantık olarak aslında bizim hani solunuma karbonhidratlarla girdiğimiz doğru ama neyle giriyoruz zaten glukozla giriyoruz. Diğerleri de zaten glukoza çevrilerek enerji verme reaksiyonlarına katılıyor. Çok karmaşık bir biyokimya e, tepkime dizileri var maalesef biyokimyada ki öğrenciler çoğu zaman biyokimya'yı sevmiyor bu yüzden. Bitki hücrelerinde K ve L'ye, hayvan hücrelerinde ise sadece M'ye rastlanır. Şimdi ya öyle bir şey olabilir mi hocam? Allah aşkına glukoz bizim kan şekerimiz. Yani hani kan şekeri beyinde orada burada her yerde bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Karbondioksit ve suyu birleştirmişiz. Glukoz sentezlenmiş. Bu fotosentez ya da kemosentez olsa değil mi? E, ee, glukoz reaksiyona gelmiş depo polisakkarit oluşturmuş. Burada bir dehidrasyon var. Depo polisakkarit glukoza dönüştüğü zaman ne olacaktır o zaman? Burası bir hidroliz reaksiyon olacak. Peki, şöyle yapalım. Ee, hocam, yapısal polisakkarit glukoz'a dönüştürülmüş. Yine burada bir hidroliz söz konusu. Glukoz karbonik suya parçalanmış, oksijenli solunum. Şimdi verilen dönüşüm olayları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Güzel. Glukoz polisakkaritlerin yapı taşı oldu. A olayını tüm canlı hücreler gerçekleştirir. hocam. Oksijenli solunum yani adam oksijenli solunum yapıyordur, fermentasyon yapıyordur. Depo polisakkarit kitin yapısal polisakkarit seyirliyorsa hocam kitin de yapısal. B ve C olayları hidroliz reaksiyonlarına örnektir. Hmm. Baktım hidroliz, hidroliz. Bu ifade doğru. 1 ve 4 cevabımız C seçeneği olur.